Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Orjinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusunun paraleller arasındaki üçgenler testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. D1 ve D2 paralel verilmiş S1, S2, S3 hakkında şu isteniliyor bizden. Ne yapacağız? İki paralel doğru arasındaki yükseklikler birbirine eşit midir? Eşittir. E yükseklere eşit olan üçgenlerde alanlar tabanlarıyla doğru orantılıydı. 2'deki alan 2A ise 4'deki alan 4A, 3'deki alan da 3A diyebiliriz. Çünkü hepsindeki yükseklik aynı. E o zaman artık şunu bulabiliriz. S3 3A eksi S1 2A bölü S2 yani 4A isteniyor. A bölü 4A isteniyor bizden. Cevap da 1 bölü 4 mi yapar? Evet. Cevap örnek 1'de 1 bölü 4 yaptı. Geldik örnek 2'ye. Şimdi 6, 8, 10 üçgeninden burası 10 yaptı. Şurası da 5. İki paralel doğru arasında şu üçgenin alanı bulabilirim ben. Bu üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2 24 yaptı. E hocam burası 24 ise bak paralel doğru arasında üçgenler ters düz olursa da alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. Yüksekleri aynı olduğundan 10'daki alan 24 ise 5'te kalan nedir? 2'ye 1 oran var. O zaman burada alanlarda da 2'ye 1 oran olacak. Alan ABD böylelikle 12 olacaktır. Geldi örnek 3'e. Şimdi iki paralel doğru verilmiş alan ABC'den bahsediyor. Alan ABC'yi ben şöyle bir çizeyim bakayım sana. Başka ne var burada? Hocam bir de alan BDC demiş. Evet gerçekten şu alanla şu alan birbirinin aynısı. Tabanlar aynı yükseklikler aynı olduğu için. Alan kaydırma da diyebiliriz tabi bunu. Bu doğru. Alan ABK ile Tamam şunlar birbirine eşit bak. Sarıyla mavi birbirine eşit. ABK ve DKC DKC diyor. DKC ve ABK diyor. Evet şuraya bir A alanı dersem. Şurası B ise. E, burası A artı B ise. Burası da A artı B'dir. Yani burası da B oldu. Şu doğru oldu. Tic atmayı unuttuk. Alan ABK ile Alan D, K, C birbirine eşit diyor. Bu da doğru oldu. Bak B alanı B alanı olduğu için doğru. Alan A, K diyor. Şuraya X alanı dersem alan B, K, C diyor. B, Hayır. Şuradaki oranlamayı bulman lazım ya da şuradaki oranlamaları bilirsek bundan yorum yapabiliriz. Bu yanlış oldu. Daima doğru olan ne oldu? Şu. Alanlar eşit. Bir de B alanları birbirine eşit. Yani cevap 1 ve 2 yaptı arkadaşlar. Cevap 1, 2 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet. İki paralel doğru arasında bir üçgen verilmişse ben alan kaydırma diyorum. Alanı kaydırıyorum. Nasıl? Tabanı sabit tutuyorum. İki paralel doğru arasında verilen üçgenlerde. Tepe noktasını oynatıyorum. Şu paralel doğru üstüne oynatıyorum. En köşeye çekeyim. Tepesi bu. Tabanı da bu olacak şekilde üçgen oluşturacak olursak işte şöyle bir üçgen. Biraz önceki üçgenin alanına eşittir. Çünkü tabanları aynı yükseklikleri aynı olduğundan dolayı. E hocam bu mavi alan bu kırmızı alana eşit oldu. Ya da turuncu mu diyelim? Turuncu. Ben şunu bulabilirim. Taban 5, yükseklik 6. 5 çarpı 6 bölü 2, 30 bölü 2'den burası 15 oldu. Evet, burada kalan 15 ise bu alanda 15'tir. Yani alan ADE de yine kaça eşit olacaktır. 15'e eşit olacaktır arkadaşlar. Böylelikle sorunun doğru cevabı 15 yaptı ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Benzerlik alan ilişkisi de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.